Ekolojik krizi basitçe etkin nedeninin kapitalizm olduğu ve esasen sermaye birikiminin çevrimlerinin doğanın kendi kendisini düzenleyen çevrimlerini ihlal ettiği bir kriz durumu. İnsanlıkla doğa arasındaki metabolik ilişkide bir yarık oluşumu olarak tarif etmek mümkün. Aslına bakılırsa işte kapitalizmin son 200 yılı Marx'ın aslında kapitalde öngördüğü üzere hem emeği hem insanı, insanın bedenini, zenginliğin iki kaynağını yani emeği ve insanı, insan bedenini ve doğayı hızlı bir biçimde tahrip ediyor. Ekolojik kriz aslında günümüzde dünyanın temel fiziksel, kimyasal, jeolojik parametrelerinde çok kritik değişimleri gündeme getiriyor. Ve bizi aslında geri dönülemez bir noktaya doğru taşıyor. En akut görünümü tabii iklim krizi, dünyanın hızlı bir biçimde ısınmakta oluşu. Sanayinin öncesine göre yaklaşık olarak 1.2 derece ısınmış durumda hali hazırda dünya. Bu aynı zamanda hem insan yaşamı hem de biyolojik çeşitlilik açısından ciddi bir sorun oluşturuyor. Bu sürecin böyle devam etmesi halinde dünyadaki geniş coğrafyaların insan yaşamı için olanaklı olmaktan çıkması gibi çok büyük bir sorunla karşı karşıya kalacağız. Tabii ekolojik krizin bir dizi görünümü var. Biyolojik çeşitliliğin hızlı bir biçimde azalması, okyanusların asitlenmesi, doğal su kaynaklarının hızlı bir biçimde ortadan kalkmakta oluşu. Yani aslında biz kapitalizmin sermaye birikim ilişkilerinin, kapitalist toplumsal üretim ilişkilerinin faili olduğu, nedeni olduğu, etkin nedeni olduğu ve dünyanın canlı yaşamı için uygun olmaktan çıktığı bir süreci yaşıyoruz. Ya ekofaşizmi bir örnek üzerinden tanımlamak çok mümkün. Hatırlarsınız geçen sene büyük orman yangınları yaşanmıştı, bir buçuk sene öncesinde. Ve bu orman yangınları sürecinde orman yangınlarının faili olarak işte Kürtleri ya da mültecileri sorumlu tutan bir söylem çok gelişmişti. Çok yaygınlaşmıştı işte. Hatta yangınların gerçekleştiği bazı yerlerde işte silahlı insanlar aramalar yapıyorlardı, yollara barikatlar oluşturmuştu vesaire. Ne bu? İşte aslında ekolojik, biliyorsunuz ekolojik felaketin bir başka somut görünümü orman yangınlarının hem kapsam olarak büyümesi hem de sayıca artması, bütün dünyada gerçekleşen bir süreç bu. Şimdi ekolojik felaketin, ekolojik krizin yarattığı felaketlerin aslında ulusal bütüne bir tehdit olarak yeniden yorumlanması, ulusal bekaya tehdit olarak yeniden yorumlanması ve ulusal ırksal hiyerarşileri pekiştirmek, teyit etmek için kullanılması anlamına gelen bir süreç. Biz işte bu orman yangınlarındaki sadece Türkiye'de gerçekleşmedi. Bu işte Amerika Birleşik Devletleri'nde aynı zamanlarda bir sene öncesinde gerçekleşen Oregon'daki orman yangınlarında da yine elde silahlı beyazlar işte orman yangınlarını güya çıkarttığını düşündükleri siyahları ya da antifaları arıyorlardı. Bu tip örneklerle çok karşı karşıya kalacağız. Yani esas itibariyle hem iklim felaketini hem ekolojik krizin genel olarak yol açtığı felaketleri ulusal ırksal hiyerarşileri pekiştirmek. Daha da ötesi sahip olanlarla olmayanlar arasındaki hiyerarşiyi, farkları, egemenlik ilişkilerini, tahakküm ilişkilerini pekiştirmek için kullanmaya dönük bir henüz şekilsiz olan ama ekolojik tehdidin yarattığı kaygıyla o faşizme ya da aşırı sağ has beka, ulusal beka kaygısını bir araya getiren, birleştiren, bunları meczeden bir yeni politik akım diyeyim öyle aslında günümüze şekillenmekte. Bunun çok farklı görünümünü değişik vesilelerle görüyoruz. Yani bundan birkaç yıl önce Yeni Zelanda'da Christchurch'te bir yalnız kurt denen bir aşırı sağcı silahlı kişi çok sayıda insanı bir camide öldürmüştü. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde bir süre sonra Texas'ta El Paso'da bir başka aşırı sağcı beyaz Meksikalılara saldırmıştı. Latinlere, Hispaniklere saldırmıştı. İki saldırının da bu saldırganlar, katiller birer manifesto hazırlamışlardı. İki saldırgan da kendisini ekofaşist olarak nitelendiriyor. Ne diyorlardı? İşte esas itibariyle dünya nüfusunun artmakta oluşu, dünyadaki sınırlı kaynakların ortadan kalkmasına yol açıyor. Dolayısıyla ekolojik krize yol açıyor. Ve esas olarak bu beyaz olmayanlar çok artıyorlar. Yoksullar ya da çok artıyorlar. Dolayısıyla bu nüfusu arıtmak lazım. Bu nüfusu temizlemek lazım. İşte birisi Müslümanları temizlemek lazım. Birisi
Hispanikleri temizlemek lazım, birisi Siyahları temizlemek lazım, birisi Yahudileri temizlemek lazım, bir başkası Kürtleri temizlemek lazım. Bu böyle dalga dalga yayılabilecek bir şey. Esas itibariyle dediğim gibi şeyi düşünün, Trump'ın işte Meksika sınırına kurduğu büyük duvarı düşünün. Meksika sınırına kurulan duvar, Orta Amerika'nın, işte Honduras'ın, Guatemala'nın hem neoliberal iktisat politikaları, hem emperyalist müdahalecilik, hem de son derece iklim felaketinin yol açtığı çeşitli sonuçlar, yani oradaki tarımsal üretimin büyük darbe alması, kuraklık dolayısıyla ve sürekli yaşanan seller ve taşkınlar dolayısıyla, tarımsal üretimin büyük darbeler alması dolayısıyla çok yoğun bir nüfus, tabii iklim mültecisi olarak ya da bazen savaş mültecisi olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeye çalışıyor ve Trump da bunu politize ediyor, etmişti. İşte sadece Trump da değil tabii, kuşkusuz Amerikan siyasal müesses nizamının çeşitli kanatları bunu politize ediyor ve duvar çekiyor. Bu duvarlar meselesi tabii giderek bu hani yeni ekofaşizmin en somut görünümlerinden bir tanesi, sınır politikaları daha doğrusu. Sınır politikaları aslında ekofaşizmin doğum alanları diyebiliriz. Dikkat ediyorsanız bütün dünyada, yani Bangladeş, Pakistan sınırından, Pakistan, Hindistan sınırından, Meksika, ABD sınırına ya da Türkiye'nin Suriye, Irak vesaire sınırına kadar bütün sınırlara duvarlar çekilmekte. Sınır politikası giderek askerleştiriliyor, askerleşmiş halde zaten. İşte Ege, Akdeniz vesaire malum süreci birer mülteci mezarlığına dönüştüler. Bütün bu sınır politikaları, sınırların duvarlarla çevrilmesi, sınırların askerleştirilmesi aslında işte gelmekte olan o ekofaşizmin, yani bir yanda işte müreffeh yeşil adalar, diğer yanda da iklim felaketinin, ekolojik krizin esas ağırlığını çekmek zorunda kalan küresel güneyin çölleşmiş ya da sular altında kalmış, seller altında kalmış topraklarından, tarımın bittiği topraklardan kaçmaya çalışan insanlar ve onları kapatan duvarlar şeklinde bir gelecek taahhüdü. Pekala maalesef gerçekçi bir, yani önleyemezsek, karşısında duramazsak pekala makul, gerçekçi bir gelecek tasavvuru. Biz ne kadar kapitalizmin, sermayenin bu cinayi potansiyellerini, bu eko yıkıcı potansiyellerini toplumsal mücadeleler aracılığıyla, siyasal hareketler aracılığıyla sıkıştırabilirsek, onu daraltabilirsek, onu önleyebilirsek, engelleyebilirsek aslında ekolojik krizin felaketli sonuçlarını önlemeye dönük adımlar atmış olacağız. Bir taraftan şöyle bir gerçeklik de var tabii ki, iklim krizinin ve ekolojik krizin felaketli sonuçlarını biz yaşamaya devam edeceğiz, ister istemez edeceğiz. Hiç değilse bu felaketli sonuçların eşit dağılması, daha adil dağılması noktasında da adımlar atmış olabileceğiz. Yoksa şöyle bir durumla karşı karşıyayız aslında, iklim krizi örneğinde mesela dünyada işte sera gazı salımlarının ana sorumlusu olan küresel kuzey iklim krizinden en az etkilenen coğrafyayken, en çok etkilenen, bu sera gazı salımlarından en az sorumlu olan, yani iklim krizine en az neden olmuş olan, hatta sorumluluk payı hiç olmayan küresel güney olacak. Dolayısıyla iklim krizi, ekolojik kriz insanlığı birleştiren değil, insanlığın aslında insanlığı bölen sınıfsal, toplumsal, ulusal, ırksal, cinsel fay hatlarını daha da belirginleştiren bir süreç. Çeşitli hali hazırda mevcut sömürü ve tahakküm ilişkilerinin sonucu olarak biz bir ekolojik kriz yaşıyoruz. Dolayısıyla bu sömürü ve tahakküm ilişkileri ortada durdukça da bu krizin sonuçlarını yaşamaya devam edeceğiz. Bu sömürü ve tahakküm ilişkinin ortadan kaldırılmasına dönük, onun sonuçlarının sınırlandırılmasına dönük bir büyük toplumsal basınç lazım. Bu büyük toplumsal basınç, bu aşağıdan basınç, sınıf hareketleriyle, ekolojik hareketlerle, çeşitli toplumsal mücadelelerle olmadığı takdirde sermayenin bu ekoyıkıcı potansiyelleri dünyanın posasını çıkartana kadar devam edecektir. Sermaye müzik sürdükçe dans etmeye devam edecektir. Kendi kendisini sınırlayamayacaktır. Tanımı itibariyle terstir. Çünkü sermaye birikim sürecini tanımlayan, kapitalizmi tanımlayan aslında sınırsız büyüme, sınırsız sürekli genişleme, sürekli olarak kendi önüne koyan sınırları ihlal etme, sınırı bir yeni gelişme potansiyeli olarak değerlendirme olarak tanımlayabiliriz. Ya aslında şeyin farkına varak ya, bizim hali hazırda yürüttüğümüz birçok toplumsal mücadele aynı zamanda ekolojik boyutlara sahip. Yani bir şehirde mesela toplu taşıma için, ucuz nitelikli toplu taşıma için mücadele veriyorsanız aynı zamanda ekolojik mücadele veriyorsunuz. Çeşitli mücadele arasında bağlar kurmak gerekiyor. İşçi sınıfının mücadeleleri, çeşitli mücadele biçimleriyle ekolojik mücadele arasında bağlar kurmak gerekiyor. Yani işçilerin
daha iyi çalışma koşulları için, yaşam hakkı için, daha sağlıklı bir çevre için verdiği mücadeleyle ekolojik mücadele arasında doğrudan doğruya bağlar var. Bu bağları kuramadığımız takdirde, her mücadele kendi başına kaldığı takdirde Türkiye'de aslında çok sayıda toplumsal mücadele var. Çok sayıda ekolojik mücadele var. Bunların çoğu zaman karşı karşıya kaldığı sorun izole olmak, tecrit olmak, başka mücadelelerle ilişkiye geçememek oluyor. Bu parçalılık hali ciddi bir sorun. Dolayısıyla hem aynı alanda mücadele eden çeşitli farklı dalları, hem de başka düzeydeki mücadelelerle arasında bağlar oluşturabilmek gerekiyor ki bir büyük, nasıl diyeyim, bir yeni aslında ekolojik proletarya oluşuyor. Bu ekolojik proletarya sadece işte artı değer sömürüsüne karşı çıkmıyor. Aynı zamanda sermayenin doğrudan doğruya yaşama dönük saldırısına da karşı çıkmaya dönük bir irade sergilemeye başladı. Bu proletarya geçmiş proletaryadan çok daha geniş, çok daha kapsamlı, çok daha büyük olacak. Kadınların kendi bedenleri üzerindeki denetime sahip çıkmaya dönük mücadelesi de bu yeni ekolojik proletaryanın bir parçası. Çeşitli ekolojik mücadelelerde köylülerin ya da yerli toplulukların kendi topraklarını savunmak için verdiği mücadele de bu yeni ekolojik proletaryanın bir parçası. İşçi sınıfının daha sağlıklı çalışma koşulları, daha sağlıklı bir çevre için verdiği, yaşanabilir bir üretim alanı çevresi için verdiği mücadele de bu ekolojik proletaryanın mücadele alanı. Dolayısıyla bütün mücadeleleri bu yeni temelde yaşama sahip çıkan, sermayenin doğrudan doğruya yaşama dönük saldırısına karşı çıkan bir zeminde birleştirmek gerekiyor. Tabii bu söylerken çok kolay oluyor, kolay ifade ediliyor. Bu çok zor bir pratik iş ama karşı karşıya kaldığımız, kaçınılmaz olarak karşı karşıya kalacağımız görev bu.